Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenleri göreceğiz. Bu dersimizde arkadaşlar lamba parlaklığını etkileyen değişkenler, değişkenlerin bağımlı, bağımsız, sabit değişkeni nasıl bulacağımızı bunlarla ilgili bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle lamba parlaklığını etkileyen değişkenler arkadaşlar ilk olarak pil sayısı. Ampul sayısını sabit tutarak devreye pil eklediğimizde ampul parlaklığı artar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi, bakın burada ampul sayıları eşit, pil sayısı 2 tane, 1 tane. Pil sayısı arttığında arkadaşlar, ampul parlaklığı artar. İkinci değişkenimiz ise ampul sayısı. Pil sayısını sabit tutarak ampul sayısını arttırdığımızda ampul parlaklığı azalır arkadaşlar. Şurada bir pilimiz var, burada da bir pilimiz var. Pil sayısını sabit tuttuğumuzda ampul sayısını, lamba sayısını arttırdığımızda parlaklık azalır arkadaşlar. Bilim insanları ampul parlaklığını etkileyen durumları iki deney düzeneği kurup değişkenlerle gösterirler. Arkadaşlar bakın her bir deneyde iki tane basit elektrik devresi kurulmuş. O halde arkadaşlar bilim insanlarının yaptığı gibi biz de yapalım. Değişken yaptığımız deneylerde sonuca ulaşabilmek için değiştirdiğimiz ya da sabit tuttuğumuz her şeye değişken diyoruz arkadaşlar. Tüm deneylerde kullanacağız bu değişkenleri. Birinci değişkenimiz bağımsız değişken. Deneyin başlangıcında miktarı bizim tarafımızdan değiştirilen, yani deneyi yapan kişi tarafından değiştirilen değişkendir. Bağımsız değişken deneyin sonucunu etkileyen değişkendir arkadaşlar. Mesela biraz önceki deneyimizde sonucu etkileyen neydi? Pil sayısı ve ampul sayısıydı. Bağımlı değişken arkadaşlar deneyin sonucunda ortaya çıkan ölçüm ya da gözlemdir. Bağımlı değişkene, bağımsız değişkenden etkilenen değişken de denir. Arkadaşlar biraz önce sonuçta ne çıktı? Ampul parlaklığının artması veya azalması. Bu da bağımlı değişken. Kontrol değişkeni arkadaşlar, deney esnasındaki miktarı değiştirilmeyen, sabit tutulan değişkendir. Kontrol değişkenine sabit değişken de denir. Arkadaşlar biz deney sorularında ilk önce bağımsız değişkeni bulacağız. O halde pil sayısının ampul parlaklığına etkisi deneyini yapalım. Basit elektrik devresi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada birinci devremizde bir pil, ikinci devremizde iki pil, üçüncü devremizde üç tane pil var. O halde bu devrelerimizde arkadaşlar bağımsız değişkenimiz nedir? Yani deneyi yapan kişinin değiştirdiği nedir? Pil sayısıdır. Peki arkadaşlar, kontrol edilen yani değişmeyen değişken bakın. Ampul sayısı değişmemiş. Bu deneyimizde arkadaşlar pil sayısını değiştirdiğimizde ne değişiyor? Ampulün parlaklığı. O halde ampul parlaklığı da bağımlı değişkendir arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Pil sayısı arttığında ampul parlaklığı arttı arkadaşlar. Peki lamba sayısının lamba parlaklığına, ampul parlaklığına etkisiyle ilgili deneye bakalım. Arkadaşlar 3 deneyimizde de pil sayısını sabit tutup birer tane pilimiz var. Ampul sayısını arttırdığımızda bakın ampul parlaklığı ne yaptı? Azaldı. Peki burada deneyi yapan kişi yani bizlerin değiştirdiği nedir? Ampul sayısı. Bizim değiştirdiğimiz değişkene ne diyorduk? Bağımsız değişken. Bu deneyimizde bağımsız değişkenimiz lamba sayısı. Peki kontrol edilen değişken nedir? Yani hiç değişmeyen deneyde pil sayısı. Peki ampul sayısı arttırıldığında ne azaldı? Ampul parlaklığı azaldı. Bizim değiştirdiğimizde değişen ne? Ampul parlaklığı. O halde ampul parlaklığı da bağımlı değişkendir arkadaşlar. Bir elektrik devresindeki lambanın parlaklığının pil sayısına bağlı olup olmadığını ispatlamak eden bir öğrenci aşağıdaki devrelerden hangi ikisini seçmeli? Arkadaşlar ampul parlaklığının neye etkisi? Pil sayısına etkisi. O halde biz neyi değiştireceğiz? Pil sayısını değiştireceğiz. Pil sayısını değiştirdiğimizde lamba sayısını sabit tutmalıyız. Peki hangi deney düzeneklerini hazırlarsam bunu ispatlayabilirim? Arkadaşlar burada 3 lamba, burada 2 lamba, burada 1 lamba, burada 1 lamba. Pil sayısının arttırdığımızda lamba parlaklığının azaldığını ölçmek için lambaların sabit tutulan değişken olması lazım. Yani değişmemesi lazım. Bakıyoruz 1 lamba, 1 lamba. Peki bize neyi etkisini? Pil sayısına diyor. Pil sayısını değiştirmemiz lazım. Birinde 1, birinde 2. Bakın burada 2 pil, burada 1 pil. Bu iki devreyi kullandığımızda arkadaşlar pil sayısının
lamba parlaklığına etkisini gözlemleyebiliriz. Aşağıda verilen elektrik devrelerindeki lamba parlaklıkları arasındaki ilişki K büyük, M büyük, L şeklindedir. Yani en fazla K yanıyormuş, sonra M, sonra L. Bakalım arkadaşlar devrelerimize. Buna göre KLM ampullerini devrede belirtilen 1, 2, 3 ampullerle eşleştirelim diyor. Arkadaşlar buradaki ampulümüze kaç pil düşüyor? 2 pil. Buradaki lambalarımıza kaç pil düşüyor? 2 lambamız var, 3 pilimiz var. Her birine 1,5 pil. Burada baktığımızda arkadaşlar 2 lambamız var, 1 pilimiz var. O halde 0,5 pil düşüyor. Baktığımızda en fazla pil düşen lambamız 1 olduğu zaman K 1 olacak arkadaşlar. Daha sonra M ne olacak? 2. Çünkü 1,5 düşüyor. L de ne olacak? 3 olacak. K'mız 1, L'miz 3, M'miz de neydi arkadaşlar? 2 idi. Bu şekilde eşleştirdik. Aşağıdaki kutucuklara belirtilen lambaların parlaklığını karşılaştıralım. Devre numarası arasına küçük, eşit, büyük işaretleriyle koyarak belirtelim. Arkadaşlar birincisi 1 ve 4. 1 ve 4. devreye baktığımızda bakıyoruz. 4. devremizde pil sayısı 1. devreye göre daha fazla, ampul sayısı az. O halde 4. devre 1. devreden daha parlak yanar. 2 ile 6'ya bakalım arkadaşlar. 2 ile 6'ya baktığımızda burada 2 pil, burada 3 pil, burada 1 lamba, burada 3 lamba var. Arkadaşlar bu lambamıza 2 pil düşüyor. Burada her bir lambaya 1 pil düştüğü için 2 6'dan daha fazla yanacaktır. 5 ile 3'e bakalım arkadaşlar. Burada 3 pilimiz var. 1 lambamız var. Burada 2 pilimiz var. 2 lambamız var. Burada bir lambaya 3 tane pil düştüğü için 5 3'ten daha fazla yanacaktır. 4 ile 3'e bakalım arkadaşlar. 4 ve 3. Burada 3 pilimiz var. Burada 2 pilimiz var. İkişer lambamız var. 4'teki pil sayısı daha fazla olduğu için buradaki ampuller daha parlak yanacaktır. O halde 4 büyüktür, 3 olacaktır. Şimdi 3 ile 6'ya bakalım. Burada 2 ampulümüz var, 2 pilimiz var. Burada 3 ampulümüz var, 3 pilimiz var. Her bir ampule birer pil düşüyor. Her ikisinde de o halde eşit yanacaktır arkadaşlar. Aşağıda deney düzeneklerinde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkenini bulalım. Arkadaşlar sadece bu elektrik devreleri için değil, tüm deney soruları için geçerlidir. Örneğin biz suyun bitkiye etkisini araştıran bir deney düzeneği hazırlasak, iki tane aynı bitki, saksıda aynı bitki alırız. Birine sularız, birini sulamayız. Burada suladığımız bitki büyür, sulamadığımız bitki büyümez. O halde burada bağımsız değişkenimiz nedir? Birine su verdik, birine su vermedik. O halde su bağımsız değişken. Suyla değişen ne oldu? Bitkinin büyümesi bağımlı değişkendir. Kontrol değişkeni de aynı tür bitki olmasıdır arkadaşlar. Şimdi bu elektrik devresini de bulalım. Bu elektrik devresinde arkadaşlar değişen ne? İlk önce bağımsız değişkeni buluyorduk. Pil sayısı. O halde bağımsız değişkenimiz pil sayısı. Peki bağımsız pil sayısını ne yapmışız? Arttırmışız. Pil sayısı artarsa ne artardı? Parlaklık artardı. Bağımlı değişkenimiz, bizim değiştirdiğimiz de değişken ampul parlaklığı. Kontrol değişkeni diyor arkadaşlar. Bakın her ikisinde de eşit olan ne? Kontrol değişkeni. Yani lamba sayısıdır. O halde bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı, bağımsız değişkenimiz pil sayısı, kontrol değişkenimiz de değişmeyen yani lamba sayısıdır. Anahtarlar da bakın burada değişmemiş. Anahtar sayısı ve ampul sayısıdır. Bu devremize bakalım arkadaşlar. Bu devremizde değişen, ilk önce değişeni buluyoruz arkadaşlar. Değişen ne? Ampul sayısı. Bakın burada bir ampul, burada iki ampul. O halde bağımsız değişkenimiz ne? Ampul sayısı. Peki ampul sayısı artarsa ne azalırdı? Parlaklık azalırdı. Bizim değiştirdiğimizle değişen ne oldu? Ampul parlaklığı. O halde bağımlı değişken ampul parlaklığı. Kontrol edilen değişkende bakın pil sayısı ve anahtar sayısı nedir? Sabitti. O halde kontrol değişkenimiz de pil ve anahtar sayısıdır. O halde bağımlı değişkenimiz ampul parlaklığı. Bağımsız değişkenimiz ampul sayısı. Kontrol değişkenimiz de pil sayısı ve anahtar sayısıdır. 2018 bursluluk sorusuna bakalım arkadaşlar. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini incelemek isteyen bir öğrenci. Arkadaşlar ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi.
O halde bizim bağımsız değişkenimiz, yani bizim değiştirmemiz gereken değişken nedir? Ampul sayısıdır. Biz ampul sayısını değiştireceğiz. Bir öğrenci özdeş ampuller, piller, kablolar ve anahtar kullanarak şekildeki devreleri kuruyor. Bakın birinci devremiz, ikinci devremiz. Bu öğrencinin inceleme konusunda uygun bir deney düzeni oluşturması için bu devrelerde aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekir? Arkadaşlar bu öğrenci yanlış bir deney kurmuş. Burada pi sayısının etkisini bulmaya çalışmış. Fakat bize soruda ne diyor? Ampul sayısının etkisi diyor. O halde ampul sayısının etkisini bulabilmemiz için ne yapacağız? Buraya bir ampul ekleyeceğiz. Bu pili devreden, bir pili devreden çıkaracağız. Hangi şıkta var bu? A şıkkına bakalım. Birinci devreye özdeş bir pil eklenmelidir. Hayır, pil sabit kalabilir. Özdeş pil eklersek her ikisinde de iki tane pil olur. Fakat ampul sayıları aynı olur. Olmaz. Değişen bir şey olmaz. B'ye bakalım. İkinci devreden bir pil çıkarılıp bu devreye özdeş bir ampul eklenmeli. Evet arkadaşlar, cevabımız B olur. Birinci devreye özdeş pil ekleyip anahtar açılmalı. Hayır, özdeş pil ektiğimizde değişen bir şey olmaz. İkinci devreye özdeş bir ampul ekleyip anahtar açılmalı. Özdeş bir ampul eklersek arkadaşlar iki pil olduğu için yine ampuller parlak. Aynı parlaklıklarına olmaz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı. 2013 bursluluk sorusuna bakalım. Elektrik devresinde sadece pil sayısını değiştirerek ampullerin parlaklıkları 1 ve 2. devreye göre karşılaştırılıyor. Arkadaşlar burada bağımsız değişkenimiz ne? Devrede değişen pil sayısı. O halde bağımsız değişkenimiz ne olacaktır? Pil sayısı olacaktır. Ampul ve piller özdeş olduğuna göre bağımlı, bağımsız, sabit olan değişkenler hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz ilk önce deney sorularında ne biliyorduk? Bağımsız değişkeni. Burada deneye baktığımızda değişen ne? Pil sayısı. O halde bağımsız değişkenimiz pil sayısı olacak. Parlaklık ve ampul sayısını, yani B ve C'yi sildim. Daha sonra biz pil sayısını değiştirdiğimizde ne değişir arkadaşlar? Ampul parlaklığı. O halde parlaklık bağımlı değişken olur. C'yi de sildim. Cevabımız ne olacak? A. Peki burada değişmeyen ne? Ampul sayısı. Birer tane var. O halde ampul sayısı da sabit değişkendir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 2014 musluk sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Fatma özdeş pil ve ampullerden oluşan şekildeki basit elektrik devrelerini kuruyor. Fatma bu devrelerde ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini karşılaştırmak istiyor. Arkadaşlar ampul sayısının ise ampul sayısı farklı olacak. Diğer her şey aynı olacak. Bakalım arkadaşlar hangi iki devreyi kullanırsa olur. Bakıyoruz burada 3 pil, 1 pil olmaz. Pil sayısı eşit olacak. Ampul sayısı farklı. Bakıyoruz 2 pil, 2 pil. Ampul sayısı burada bir ampul, burada 2 ampul. Evet arkadaşlar ampul sayısının dediği için ampul sayısı farklı olacak arkadaşlar. Burada 1, burada 2. Zaten burada 2, 2, 2 olduğu için bunun ikisi de kullanılamaz. Ne hangi iki devreyi kullanırsam, 1 ve 3. devreyi kullanırsam arkadaşlar ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini görebilirim. Bu iki devre arasında arkadaşlar birinci devre daha parlak yanacaktır. Çünkü iki tane pile bir ampul, iki pile iki ampul olduğu için birinci devre daha parlak yanacaktır. Bu deneyi yapabilmek için 1 ve 3. devreyi kullanmamız lazım. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Tüm ifadeleri doğru değerlendiren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Bir deneyde miktar bizim tarafımızdan değiştirilen değişken bağımsız değişkendir. Doğru. Bağımsız değişkenden etkilenen değişken bağımlı değişkendir. Doğru. Yani birinci çıkış. Yukarıdaki verilen bilgileri değiştirildiğinde devredeki lambanın parlaklığı değişir. Arkadaşlar hangileri değiştirildiğinde devredeki parlaklık değişiyordu? Pil ve lamba sayısı, yani 2 ve 3. Yani cevabımız C şıkkı. Anahtar sayısının ampul parlaklığına etkisi yok. Cevabımız C şıkkı. Mert sırasıyla aşağıdaki devreleri kuruyor. Buna göre deneydeki bağımsız değişken ve bağımlı değişken hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar Mert burada neyi değiştirmiş? Ampul sayısını. Önce bağımsız değişkeni buluyoruz. O halde ampul sayısı bağımsız değişken. Buradan pil sayısını siliyorum. Ampul parlaklığını siliyorum. Ya C ya D. Arkadaşlar ampul sayısı değişirse ne değişir? Lamba parlaklığı. O halde bağımlı değişkende ne olacaktır? Lamba parlaklığı. O halde cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Belki özdeş pil ve lambalarla sırasıyla aşağıdaki devreyi kuruyor. Buna göre lambanın parlaklıkları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada baktığımızda birer tane pil var. Lamba sayısı artmış. Lamba sayısı arttığınca ne oluyordu? Ampul parlaklığı
azalıyordu. En fazla 1'de, sonra 2'de, sonra 3'te olacak. Burada eşit yanlış olmaz. En fazla 1'de, sonra 2'de, sonra 3'te cevabımız B şıkkı. Burada bakıyoruz 1'de lamba parlaklığı en az diyor. Hayır, 1'de en fazla olur arkadaşlar. Burada bakıyoruz az, artmış, azalmış. Burada değil. Cevabımız B şıkkı olacak. Bir öğrenci sırasıyla yukarıdaki devreleri kurarak lamba parlaklığı ile ilgili deney yapıyor. Buna göre deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım deneyimize. Lamba sayısı sabit, pil sayısı arttırılmış. Yani bağımsız değişkenimiz, deneyde değişen ne? Pil sayısı. O halde pil sayısı bağımsız değişken olacaktır. Pil sayısı bağımsız değişkendir. Doğru. Bize söylenemez diyor. Lamba sayısı bağımsız değişkendir. Hayır, lamba sayısı sabit değişkendir. Yanlış. Cevabımız B şıkkı. Lamba parlaklığı bağımlı değişkendir. Doğru. Anahtar sayısı kontrol değişkenidir. Bakın değişmeyen doğru. O halde cevabımız B şıkkı. Islık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.